Merhaba, bu videomuzda KobiERP yazılımında bulunan portföyden çek tahsili ve müşteriye çek iadesi işlemlerini inceleyeceğiz. Yani işlemimiz kısaca müşteriden aldığımız çeklerin birini tahsil edip diğerini iade etmekten oluşuyor. Şimdi işlemlerimize geçelim. Üst kısımda yer alan işlemler sekmesinden çek senet ve çek senet bordrolarına tıklıyoruz. Açılan çek senet bordrosu arama ekranında belirli kriterlere göre daha öncesinde oluşturulmuş olan bordro kayıtlarımıza ulaşabiliriz. Daha öncesinde girişlerini sağladığımız çeklerimize iade ve tahsilat işlemlerini uygulamak için eklenecek bordro türü alanından işlem bordrosu müşteri çeki seçeneğini seçiyoruz. Daha öncesinde çek girişi kaydı nasıl oluşturulur diye merak ediyorsanız kanalımızdan çek girişi videosuna ulaşabilirsiniz. Şimdi işlemimize devam etmek için ekle butonuna tıklıyoruz. Açılan yeni kayıt ekranında bordro numarası otomatik olarak tanımlı bir şekilde geliyor. Açıklama alanına dilerseniz kendiniz bir açıklama yazabilirsiniz. Evrak tarihi alanından evrak tarihi girdikten sonra gerçekleştireceğiniz işlem bir şubenize aitse ilgili şubenizin seçimini yapabilirsiniz. Şubemizi Bursa şubesi olarak seçtikten sonra cari hesap alanından çekleri aldığımız cari hesabımızı seçiyoruz. Bunun için 3 noktalı butona tıklayarak cari hesap listesi arama ekranında BLM İnşaat müşteri firmamızı seçiyoruz. Kaydet butonuna tıklayarak bordro kaydımızı oluşturmuş oluyoruz. Bordro kaydımızı oluşturduktan sonra eklenecek işlem türü alanından portföyden çek tahsili işlem türünü seçerek ekle butonuna tıklıyoruz. Çek senet kartı ekranında daha öncesinde müşterimizden aldığımız çeklerimiz listelenmekte. Bu alanda vade tarihi gelmiş olan çekimizin üzerine tıklayarak alt tarafta bulunan tahsilat ödeme yeri alanında kasa yanındaki kutucuğu işaretledikten sonra 3 noktalı butona tıklayarak kasa listesi arama ekranından Bursa kasamızın seçimini yapıyoruz. Daha sonrasında seç butonuna tıklayarak tahsil etmek istediğimiz çekimizin seçimini gerçekleştiriyoruz. Şimdi bir de müşteriden almış olduğumuz çekin iadesi nasıl gerçekleştirilir onu inceleyelim. Yine aynı bordro içinde eklenecek işlem türü alanından müşteriye çek iadesi seçeneğini seçerek ekle butonuna tıklıyoruz. Müşteriden almış olduğumuz diğer çekimizi iade etmek istediğimizi varsayarak ilgili çekimizin seçimini yaptıktan sonra bu alana gelmesini sağlıyoruz. Daha sonrasında sol alt köşede bulunan onayla butonuna tıklayarak belge onayımızı gerçekleştirmiş oluyoruz. Müşteri çeki işlem bordromuzda bir çekimizin iadesini gerçekleştirip bir çekimizin de tahsilatını yapmış olduk. Şimdi bir de yapmış olduğumuz işlemin kontrolünü sağlayalım. Bunun için kartlar sekmesinden cari hesaplar ve cari hesap kartlarına tıklıyoruz. Cari hesap kartları arama ekranında ilgili müşteri firmamız olan BLM İnşaat müşteri firmamızın seçimini yapıyoruz. Daha sonrasında hareketler sekmesinde çek senet işlem türüne ait işlemleri listelemek için işlem tür seçimi butonuna tıklayarak tümü kutucuğu yanındaki tiki kaldırdıktan sonra çek senet kutucuğunu işaretleyerek bul butonuna tıklıyoruz. İlgili cari hesabımız için gerçekleştirmiş olduğumuz çek girişleri ve daha sonrasında gerçekleştirmiş olduğumuz müşteriye çek iadesi işlemi bu alanda karşımıza çıkmakta. Bir de tahsilatını gerçekleştirdiğimiz çekimizin kasamızdaki görünümüne bakalım. Bunun için kartlar sekmesinden kasaya tıklıyoruz. Açılan pencerede alt tarafta bulunan ara butonuna tıklayarak kasa listesi arama ekranında ilgili kasa hesabımız olan Bursa kasamızın seçimini yapıyoruz. Tarih aralığında kutucuğunu işaretleyerek bugünün tarihi olan 13.09.2022 tarihini seçtikten sonra hareketleri bul butonuna tıklıyoruz. Gerçekleştirmiş olduğumuz çekimizin tahsilatı bu alanda karşımıza çıkmakta. Sizler de KobiERP yazılımı ile müşterilerinizden almış olduğunuz çeklerin tahsilatını ve iadesini bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bunun gibi eğitim videolarına kanalımızdan ulaşabilir, yeni videolarımız için abone olup bildirimleri açabilirsiniz. E-Yaz yazılım, doğru hamle kazandırır.